Efendim Eğitim Günlüğü programından herkese mutlu akşamlar diliyorum. Bir haftalık aranın ardından tekrar sizlerle birlikteyiz. Zihinleri ve gündemi meşgul eden eğitim sorunlarına çözümün bulunduğu adreste KONTV Eğitim Günlüğü programındasınız. Her zaman olduğu gibi birbirinden kıymetli konuklarla eğitimin güncel sorunları, güncel meseleleri üzerinde konuşmaya devam edeceğiz. Bu hafta da önemli bir konu başlığını ele alıyoruz efendim. Çocuklar için felsefe diyeceğiz. Sevgili konuğuma birazdan çocuklar için felsefenin ayrıntılarını soracağım. Özellikle sınıf içerisindeki pratiklerini, uygulamalarının nasıl olması gerektiğini ve çocuklar için önemini, neden böyle bir yaklaşımı kullanıyoruz, faydaları nelerdir? Bunlarla ilgili pek çok soruyu konuğuma soracağım. Kendisi özellikle bu yaklaşımı doktora tezinde bu konuyu çalıştı. Eğitim felsefesi, drama dersleri, düşünme eğitimi, çocuklar için felsefe derslerini şu an yürütüyor. Kim efendim? Hacettepe Üniversitesi öğretim üyesi, sınıf eğitimi anabilim dalı öğretim üyesi, Doktor Sayın Nihan Akkocaoğlu Çayır. Değerli hocam, programımıza hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Merhabalar, nasılsınız, iyi misiniz hocam? Çok teşekkür ederim, sağ olun. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederim, çok sağ olun hocam. Bizi kırmayıp programımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyorum öncelikle. Benim de merakla takip ettiğim bir yaklaşım çocuklar için felsefe. Özellikle bu son dönemlerde belki direkt bunu bağdaştırmak mümkün olmayacak ama işte beceri temelli sorularla boğuşan çocuklara işte kitap okuyun, biraz daha düşünme becerilerinizi geliştirin vesaire, böyle pratikler öneriyoruz. Kitap okuyun ki düşünme becerileriniz gelişsin diye, ama yani son virajda bunu yapmak biraz zor gibi. Herhalde biraz daha çocukluktan başlamak gerekiyor bu düşünme eğitimine herhalde. Tam da bu noktada çok da ilişkilendirmeden size sorayım efendim. Çocuklar için felsefe nedir? Klasik felsefe yaklaşımından farkı nedir hocam? Buyurun efendim. Çocuklar için felsefe hani genel olarak mutluluk, doğru, yanlış, adalet gibi hani felsefe soruları da dediğimiz, temel felsefe konuları ve soruları dediğimiz sorular çerçevesinde çocuklarla felsefe yapma, tartışma sürecidir. Bu sürece öğretmen ya da işte kolaylaştırıcı olarak da ifade ettiğimiz kişi rehberlik eder. Çocukların birbirleriyle tartışmasını, birbirlerinin fikirleri üzerine görüş bildirmesini sağlar. Bu noktada genelde bir uyarıcımız olur ve bu bir metin olur çoğunlukla. Bir metinden yola çıkarız. Böylece hem çocukların ilgisini çekmiş oluruz hem de somuttan soyuta doğru bir yol izleriz aslında. Yani metindeki karakterler, olaylar yoluyla ilk önce bu olayları, karakterlerin davranışlarını çocuklar değerlendirir. Sonrasında da felsefe sorumuza doğru yol alırız. Yani örneğin metindeki bir karakter adil davranmış mıdır sorusunu sorarız. Buna katılıp katılmadıklarını. Sonrasında da adil insanın özellikleri nedir, adalet nedir gibi böyle soyuta doğru, felsefi soruya doğru evrilir süreç. Bunun hani bizim çoğunlukla lisede gördüğümüz felsefe eğitiminden farklı bir tarafı var tabii ki. Çünkü felsefe tarihini ya da filozofların görüşlerini aktarmayı, ezberletmeyi bir yol olarak görmüyor. Burada daha ziyade felsefenin biz düşünme boyutundan yararlanıyoruz. Yani felsefeyi bir düşünme biçimi olarak, bir akıl yürütme biçimi olarak, eleştirel düşünme süreci olarak ondan yararlanıyoruz. Hem ondan, tabii ki elbette ki sorularından da yararlanıyoruz. Dolayısıyla bu bir felsefe tarihini anlatma, belletme süreci değil, bir ezberleme süreci değil. Daha ziyade düşünme becerilerini kazandırmayı hedeflediğimiz bir süreç diyebiliriz. Yani aslında belki ilerleyen bölümde değineceğiz. Rastgele düşünme yerine ayrıntılı düşünme, biraz daha farkındalıklı düşünme gibi bir aslında beceri kazandırılıyor herhalde. Şimdi değerli hocam, kitabınızı da bu arada okuyorum. Çok da güzel, son bölümde özellikle kitaba da değinmek isterim. Kitapla ilgili gerçekten çok güzel şeyler var orada. Örnekler verilmiş öğrencilerin, özellikle o konu başlarında felsefeyle ilgili ya da o konuyla ilgili cümleyi okuyorsunuz. Ben diyorum ki kesin bir düşünür söyledi herhalde. Bir bakıyorum altında Bade çıkıyor 9 yaşında. Çok ilginç. Evet. Gerçekten o bölümde de onu özellikle değinelim. Şimdi kıymetli hocam, çocuklar için felsefe dediğimizde kitabınızda da şunlara değinmişsiniz özellikle. Çocuk cesaret, çocuk merak, çocuk şaşırma. Şimdi bu üç duygu evet eğitimde önemli biliyoruz ama
felsefe açısından ya da çocuklar için önemini bir kez daha sizin ağzınızdan duysak. Neden önemli? Neden kitapta bu üç başlık yer aldı? Merak, cesaret, şaşırma ya da hayret etme, daha çok hayret etme ifadesi kullanılıyor felsefe alan yazınında. Bunlar aslında çocukların ve felsefenin birbirine ne kadar yakın olduğunu gösteren kavramlar. Çünkü felsefe yapabilmek için meraka ihtiyacınız var. Merak etmeye ve soru sormaya ihtiyacınız var. Bildiğiniz gibi aslında çocuklar çok küçük yaşlardan itibaren soru soruyorlar. Ve hani bıkmadan da o soruların yanıtını almaya çalışıyorlar. Kimi zaman bu sorular felsefi nitelikli bile olabiliyor. Yani hani ölüm, işte yaşam, bunlara ilişkin sorular Adalet bile üzerine sorumlu olarak. Sorgulamalar yapıyorlar değil mi? Tabii, Dünyanın tabii adaleti ki. var mı diyen çocuklar var küçük Evet. yaşta. Gittikçe de bu sorgulama süreci artıyor aslında farkındalık arttıkça. Dolayısıyla çocukların merak etme ve soru sorma özellikleri felsefenin bu boyutuyla, yani felsefede altını çizdiğimiz bu merakla oldukça örtüşüyor. Aynı şey hayret etme ya da şaşkınlık için de geçerli. Yani bu hayret etme duygusu aslında bir problemi görme, farklılığı görme, yani bizi keşfetmeye sürükleyen bir duygu. İşte Aristoteles'in de felsefenin doğuşunu hayret duygusuna bağladığı gibi. Yani biz yetişkinler yıllar geçtikçe her şeye alışır hale geliyoruz. Ama çocuklar o farklılığı görebiliyorlar, o keşfetme heyecanını içlerinde duyabiliyorlar. Bu nedir diye sorabiliyor, sorgulayabiliyor. Bizim sıradan olarak gördüğümüz pek çok şeye. Dolayısıyla hayret etme çocuklarda da var olan, körelttiğimiz ve felsefede de var olan, değerli olan bir özellik. Ve cesaret. Evet. Yani bu cesaret biraz da şurada, yani hani filozofların hani en çok da Sokrates'ten biliriz belki. Sokrates'ten de söz ederiz belki ilerleyen zamanlarda, dakikalarda. Burada da Sokrates'in hani hayatını düşündüğümüzde doğru bildiklerini söyleme. Yani hani söylediklerinin arkasında durabilme, her şeye rağmen yani toplumdan dışlanmayı göze alarak bunları ifade etme. Çocukta da aslında bu özellikler var. Yani belki bir zamanla işte ayıp, dur, yapma, öyle söylenmez, yanlış söylüyorsun, işte böyle konuşulmaz gibi ifadelerle onların yollarını kesiyoruz. Cesaretini törpülüyoruz aslında değil mi bir nevi? Kesinlikle. Fakat onlar bu şeye cesareti sahipler. Henüz korkularla, çünkü bizim sahip olduğumuz korkularla çevrilmemiş durumdalar. Dolayısıyla bu özelliklerinin de korunması gerekiyor. O yüzden bu üç temel özelliği kitapta yer vermek istedim, bu özelliklere. Ki kitapta da değindiğiniz gibi Andersen masallarında aslında bir nevi kralın çıplak olduğunu söyleyen de bir çocuktur değil mi? Evet, bir çocuktur, doğru. Ya ama işte şöyle de bir şey var. Yani biz bugün aslında sınıflarda neyi kaybettik diyoruz. Aslında sorguluyoruz. Yani işte eğitim sistemi neden kötüye gidiyor diye. Aslında çocuklarda merak, cesaret, bu şaşırma, hayret etme. Çünkü anlattığımız bir şey çocukta böyle bir şaşkınlık ifadesi oluşturmuyor. Çok sıradan geliyor. Çocuğu şaşırtmıyor. Anlattığımız şey öğrenciyi, çocuğu merak ettirtmiyor. Ve çocukta da böyle bir, hani az önce söylediğiniz aileden gelen belki işte sus söyleme, her şeye de karışma, ifade etme. Şimdi gerçekten ben bunu uzaktan eğitim döneminde daha iyi gözlemliyorum. Mesela işte büyük kızım derste sürekli işte öğretmene bir şeyler soruyor, araya giriyor. Ama ben kendim ders yaparken de öğrencilerimi konuşturacağım diye ne yapacağımı bilemiyorum. Siz de aynı sorunu yaşıyorsunuz muhakkak. Kesinlikle. Şimdi böyle bir şey olmadı. Gittikçe yani yaş ilerledikçe ya da işte liseye, üniversiteye doğru gittikçe daha meraksız, daha böyle hani soru sorma konusunda cesaretsiz ve artık bir şeylere hayret etmeyen, şaşırmayan maalesef öğrenciler yetiştiriyoruz. Bu da zaten eğitim sistemimizin bence en büyük sorunlarından bir tanesi diye düşünüyorum. Evet, katılıyorum size. Eyvallah. Peki hocam. Ben açıkçası işte 5 yıl önce dedim ya takip ediyordum, sizi de takip ediyordum. Sınıfımda minik de olsa bir çocuklar için felsefe yaklaşımıyla matematik dersinde bir uygulama yapmıştım. Az önce söylediniz ya bir metin işte üzerinden oradaki kurgular veyahut da sorular sorulur. Oradan metinlerden bunlar çıkartılır diye.
Şimdi ben şöyle bir şeyle karşılaştım. İşte matematikle ilgili Pisagor'un hayatını anlatan 5 dakikalık bir video ile başlamıştım. Ve oradaki hikayesinde de Pisagor öğrencisinin işte o 3-4-5 üçgeni gibi kenarları tam sayı olan üçgenler değil de 1-1 karekök 2 gibi irrasyonel olan sayıyı bulup bunu ısrarla ifade etmesi neticesinde işte denize attırdığı videoda ve öğrencisini öldürdüğü gibi böyle bir hikaye vardı. Bu üçüncü ya da dördüncü haftadaydı hocam hatırladığım bu hikaye. Öyle güzel sorular geldi ki. Yani şimdi ben ilk başlarda genellikle ne, nerede, kim, böyle hani 5'en 1K tarzındaki soruların genellikle böyle basit düzey sorularıydı. Sonradan bir baktım ki işte şöyle bir cümle geldi mesela. Soru geldi. Peki hocam bu Pisagor bilim dünyasında bu kadar yer edinmiş bir isim ama işte bir katil, bir cani bilim dünyasında neden yer edindi, neden dışlanmadı gibi. Böyle orijinal sorularla da karşılaştım. Bunu gördükten sonra dedim ki bu yaklaşım gerçekten önemli. Ve ondan sonra gittiğim her yerde de Sokratik soru sorma yöntemidir, çocuklar için felsefedir. Bunlardan bahsederim. Ne dersiniz? Ben birazdan da Sokratik soru sorma yöntemine geçeceğim. Yani bizatihi uygulayan birisi olarak konuşuyorum. Sizin anlattıklarınızı gerçekten çocuklarda farklı soru sorma becerisini, düşünme becerisini ciddi anlamda geliştiriyor hocam. Yani bu farkındalığımız çok kıymetli. Yani aslında araştırmalar da öğretmenlerin çocuklar için felsefeyle tanıştıktan sonra bazı çocuklara ilişkin bazı farkındalıklara da eriştiğini gösteriyor. Yani bunlardan biri de az önce aslında işaret ettiğiniz gibi çocuklar ne kadar güzel sorular soruyormuş. Evet. Diyorlar. Yani çocukların o soru sorma becerisini işte suyu tatlı sorular sorabilir, düzey sorular sorabilme becerisini görebiliyorlar. Aslında çocuklar zaten bunları sorabiliyorlar. Evet. Zaten yani hani buna şaşırmak da bir noktada yersiz. Sadece onlara biz uygun ortamları sunmuyoruz. Yani Uygun uygun zemini, ortam değil mi? sunduğumuzda zaten o çevreyi, o yaşantıyı sağladığımız zaman çocukların felsefe sorusu sorduğunu ve bazen de hani felsefe filozoflara paralel görüşler bile iddia ettiklerini görebileceğiz. Evet. Dolayısıyla bunu deneyimlemek gerekiyor. Aslında bizim toplumumuzda şey vardır yani felsefe yapma. Hani hafif böyle düşündüğünde Evet. ya da böyle Evet. farklı şeyler söylendiğinde hemen böyle felsefe yapma denir ya. Yani o düşünme sürecinin olumsuzlanan bir tarafı var. O da bizi aslında felsefeden uzak düşürüyor. Halbuki felsefe yaşamımızın içinde Evet. hepimizin. Ama işte bazen korkuyoruz düşünmeni. Çünkü biraz alışkanlıkları sorgulamak demek, bazı şeylerden vazgeçmek demek. Evet. Belki tutarsızlıkları görmek yaşamımızdaki. Yani tabii o düşünme süreci bir dönüşümü de gerektirecek beraberinde. Bundan da bir kaçış olabilir Belki haliyle. gerçekler O bizi yüzden felsefe korkutuyor da olma olabilir. derler. Eyvallah hocam. Olabilir. Değil mi? Kuvvetli mutlular. Peki hocam, bu özellikle işte pek çok kişi tarafından da bilinen Sokratik soru sorma yöntemi dediğimiz bir yöntem var. Çocuklar için felsefenin bu yöntemden farkı nedir? Sokrates siz de ifade edersiniz. İşte hiçbir şey bilmeyen bir kişiye sorular soru sorarak bilmedikleri şeyi öğretmeye çalışmış. Bu yaklaşımla çocuklar için felsefenin farkı ne? Bize daha böyle net bir şekilde ifade edebilir misiniz? Şimdi ortak yönlerinden başlayayım Lütfen. öncelikle. Yani ikisinin de aslında ilhamı Sokrates'in kendisi. Yani Sokrates'in öğrencileriyle yaptığı tartışmalar, işte erdem nedir, dostluk nedir gibi Sokrates'in öğrencilere sorular yönelttiği ve hani onlara bilgi vermekten ziyade zihinlerindekini ortaya çıkarmayı amaçladığı bir yol bu. Bu aslında çocuklar için felsefenin de kaynağını oluşturuyor. Yani Sokratik yöntemin de Sokratik yöntem eğitim bilimlerinde kullanılan yöntemlerden bir tanesi. Evet. Burada hani işaret edilen şey şu, öğretmenin bolca soru sorarak çocuğun bir takım işte görüşlerini ortaya çıkarmak, onu doğurtmak başka bir deyişle. Evet. Keşfetmesini sağlamak. Yani sorular sorarak, ona bilgi vererek değil de. Yani Sokratik yöntemin aslında biraz daha sınırlı olduğunu görebiliriz. Ama çocuklar için felsefeden söz ettiğimizde daha geniş
bir alandan bahsediyoruz. Aslında bir şemsiyeden bahsediyoruz. Bir yaklaşımdan da bahsediyoruz buraya. Çocuğa öğrenmeye yönelik ve daha çok becerinin gelişimini desteklediği tabii ki hem bir yöntem boyutu var ama sizin de ifade ettiğiniz gibi bir yaklaşım, pedagojik bir yaklaşım boyutu var. Dolayısıyla daha kapsamlı oluşu bakımından Sokratik yöntemden ayırt edebiliriz onu. Evet. Biraz daha herhalde çocuklar için felsefe yapılandırılmış. Çünkü hani Sokratik soru sorma Evet. yönteminde biraz daha o anda gelişen sorular, ama biraz daha yapılandırarak biz çocuklar için felsefede soru ve etkinlikleri Tabii. hazırlıyoruz. Ya bir de çocuklarla felsefe yaparken yani nihayetinde bir felsefi soru sormanız gerekiyor. Evet. Yani burada felsefe sorusunu mutlaka sorulması gerekiyor. Ama Sokratik yöntemde illa bir felsefe sorusuna varmanız gerekmiyor. Yani tartışma düzeyinde de bir soru olarak kalabilir. Yani çok böyle soyut, kavramsal düzeye varmayabilir ama muhakkak felsefe sorusunu sorabilmeliyiz. Felsefe yapıyoruz diyorsak eğer Değil çocuklarla. mi? Mutlaka oraya da varmak gerekir. Şimdi kıymetli hocam, özellikle biz çocuklar için felsefe dediğimizde yanında bir de P4C ifadesini kullanıyoruz. Evet. Ben de ilk başta Allah Allah P4C yazıyor. Hani bu nedir falan, işte tamam hani Philosoph, Children falan, aradaki dördü çok merak etmiştim. Şimdi ekran başındaki izleyicilerimiz de belki merak ediyordur. Çocuklar için felsefeye neden biz P4C'de diyebiliyoruz? Şimdi buradaki Philosophy for Children Evet. İngilizcesi işte dört rakamının okunuşu for, oradaki Philosophy for Children'daki for'un yerine dördü getirme Çağrışım dedi. yaptırsın diye. Değil Evet. mi? Bir de son zamanlarda şu da ifade ediliyor. Buradaki çocuklar için felsefenin dört temel beceriyi geliştirdiği söyleniyor. Evet. O dört temel beceriyi dördünde C. İşte eleştirel, özenli, işbirliğine dayalı düşünme ve yaratıcı düşünme. Hocam özür dilerim, o Bu arada bir dördü ses gidip geldi işaret de ediyor. bu 4C'nin aslında şeyden bahsediyorsunuz değil mi? İngilizce terminolojide aslında bunların baş harflerinin C olması değil mi? Evet. Evet, lütfen. Yani o dört beceriye karşılık geliyor dört. Yani böyle bir o dördün açıklamasını iki biçimde de yapabiliyoruz. Evet. Buradaki şeyleri bir daha tekrarlayabilir miyiz hocam? Neydi? Yaratıcılık var. Yaratıcı, eleştirel, özenli ve Evet. işbirlikçi. İşbirlikçi. İşbirliğine dayalı ya da. Burada biz daha çok şey mi iddia ediyoruz? Yani bu becerileri geliştirdiğini mi iddia ediyoruz bir çocuklar için Evet. felsefeyle aslında? Evet. Yani araştırmalar da çoğunlukla bunu gösteriyor. Özellikle Evet. eleştirel düşünme becerisine odaklanıyor. Ama bu dört beceri zaten çok kapsamlı. Dolayısıyla birçok şeyi de aslında içine aldığını söyleyebiliriz. Söyleyeceğimiz. Kapsamlı. Evet. Evet. Hocam özellikle ikinci bölümde yani buna ilişkin bir örnek de vermenizi isteyeceğiz ki bununla ilgili de çok sayıda soru geldi. Hocam bir uygulama örneği, böyle bize bir hani sınıf içi uygulama örneği ne anlatabilir diye. Onu ikinci Tabii. bölüme saklayalım. Peki hocam bu P4C çocuklar için felsefeyle konu öğretmek mümkün müdür? Yani bu yaklaşımdan bahsederken hani bizim klasik bildiğimiz yapılandırmacı yaklaşım ya da işte Piaget vesaire bu tür şeylere girmeden hani bu yaklaşım konu öğretimi için uygun mudur? Yoksa biz bu yaklaşımla ne öğretiyoruz ya da ne aktarıyoruz çocuklara? Hani düşündürtüyoruz ama bir konu öğretimi var mı özünde bu yaklaşımın? Şimdi çocuklar için felsefeyi yani hani başlı başına bir ders olarak kullanabileceğiniz gibi diğer tüm derslerin içerisine de yedirebilirsiniz. Yani diğer derslerin öğretim programları ile ilişkilendirebilirsiniz. Evet. İşte matematik sizin de sözünü ettiğiniz gibi işte sosyal bilgiler, işte müzik, tüm bu derslerin kavramlarını analiz ederken yararlanabilirsiniz çocuklar için felsefeden. Yani bu kavramların daha derinlemesine anlaşılmasını sağlayabilir. Ama burada bir bilgi öğretimi söz konusu değil. Yani burada yine çocuklar için felsefeden bir araç olarak ve bir beceri geliştirmek
Yani bir nevi düşünme ve beceriyi geliştirme üzerine değil mi hocam? Yani burada yarar doğrudan kavrama hedef yarar. almıyor. Daha ziyade kavram üzerine düşünme. Mesela matematik nedir üzerinden de felsefe yapabilirsiniz. Dolayısıyla böyle yaptığınız bir felsefi sorgulama süreci, bu kavramı derinleştirme süreci, diğer kavramlarla ilişkilendirme süreci elbette ki hani çocuğun matematiği kavrayışına, ona yönelişine de etki edecektir. Fakat bu bilgi aktarımı sürecinden ziyade yani o alanın kavramları üzerine düşünme, o alanı somut ve anlamlı hale getirmek için bir araç. Yani bir bilgi üretiminden buradan bilgi aktarımından söz etmek mümkün değil. Mümkün değil. Hocam aslında şu var. Mesela matematik özelinde düşünecek olursak, işte kitabınızda da sayılarla ilgili özellikle mesela sayılar olmasaydı hayatımızda ne değişirdi gibi. Bunu aslında biz şeyde görüyoruz. Yani örneğin doğal sayılardan tam sayılara, tam sayılardan rasyonel sayılara, rasyonel sayılardan reel sayılara geçişte her birinde aslında bir ihtiyaç üzerine bu sayıların ortaya çıktığını. Dolayısıyla aslında hani sizin o çocuklar için felsefe yaklaşımında sayılar olmasaydı hayatımız nasıl değişirdi diye bir felsefik soruda ya da bir işte kurguda aslında matematikte az önce ifade ettiğiniz gibi bir ihtiyacı o kavramın neden ortaya çıktığını çok çok güzel açıklıyor. Ve da problemler olmasaydı ya da biz işte problem çözerek mesela matematikte hangi becerilerimizi geliştiriyoruz? Yani günlük hayatta ne kadar bunun hani karşılığını bulabiliyoruz gibi. Yani bu tartışmalar aslında bizim nasıl ifade edeyim? Eğitimde o harçlar hani tuğlaların arasındaki harçlar gibi bilgileri birbiriyle tutuşturan Çok ama doğru. tam olarak bir hani kavram öğretimi değil ama kavramın yerine oturtan Çok doğru. nedenin içine oturtan bir yaklaşım olarak herhalde karşımıza çıkıyor. Evet, kavramları daha anlamlı hale getiriyoruz. Kavramlar arasında ilişki kuruyoruz ve bütünü görmelerini sağlıyoruz aslında. Evet. Yani bu anlamda tüm derslerle birlikte kullanılabilecek bir yöntem bu. Hani derslerin başarısına da etki edebilir. Doğrudan böyle bir amacı yok ama ders başarılarını da arttıracak bir tarafı da var. Kuşkusuz. Kesinlikle hocam. Tabii ben matematikçi olunca biraz herhalde torpil geçiyorum. Örnekleri hep onun üzerinden vermeye çalışırız ama. Sevgili hocam, yönetmenim uyarıyor. Kısa bir ara vereceğiz. Özellikle aranın ardından sınıf içi uygulamalarına yönelik sizden bilgiler isteyeceğiz. Özellikle bu mesela bununla bir eğitim yapan kişinin öğrencideki değişimi nasıl gözlemleyeceği, nasıl ölçeceği bununla ilgili de sorularımız var. Kısa bir aramız var efendim. Efendim reklamların ardından tekrar sizlerle birlikteyiz. Ekranlarını yeni açan izleyicilerimiz için hatırlatalım. Bugün çocuklar için felsefe diyoruz efendim. Özellikle P4C diye tanınan ve çocukların düşünme becerilerini geliştiren, merak, hayret, şaşırma gibi o çocukça duyguları bizim de aslında yetişkinler olarak verdiğimiz tepkileri ama doğru anlamda yönlendirebilme adına güzel bir yaklaşımdan bahsediyoruz. Çocuklar için felsefeyi. İlk bölümde özellikle sevgili konuğumuzla çocuklar için felsefenin ne olduğundan ve özellikle eğitimdeki öneminden bahsettik. Bu bölümde de biraz daha aslında sınıf içi uygulamalarına yönelik neler yapabiliriz konuğuma soruları yönelteceğim. Kimle programdayız? Hacettepe Üniversitesi Sınıf Eğitim Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Sayın Doktor Öğretim Üyesi Nihan Akkocaoğlu Çayır. Değerli hocam, ilk bölümde az önce de ifade ettiğim gibi çocuklar için felsefenin genel şöyle bir çerçevesini çizmiş olduk. Şimdi bu bölümde de istiyorum ki biraz da bizi izleyen ekranları başında izleyen öğretmenlerimiz, aileler, özellikle çocuğunun böyle daha hani düşünceli olmasını isteyen, düşünme becerisiyle donanmasını isteyen aileler der ki, peki biz ne yapalım? Bununla ilgili nereden başlayalım? Nasıl yapalım? Bir uygulama örneği verebilir misiniz? Bunu sizden rica etsem. Bunun tabii belki de en keyifli, çocuklar için de en ilgi çekici yolu bir metinden, çocuk edebiyatında çokça güzel çeviriler var, kitaptan yararlanmak. Evet. Siz öyle deyince ben de hemen yanıma bir kitap aldım, Eyvallah. kitap üstünden anlatayım dedim. Lütfen. Çünkü çok
Açık bir şekilde bu kitap anlatıyor. Çok da sevdiğim Nedir bir efendim kitap. ismi? York Mühlen'in İki Bana Bir Sana adlı kitabı. Evet. Şimdi bu kitapta şöyle, gelincik ve ayı aynı evde yaşıyorlar. Evet. İşte ayı mantar topluyor yemeleri için. Evet. Sonra mantarı topluyor, geliyor eve. Gelincik de onları pişiriyor. Ama üç tane mantar var, gelin görün ki. Şimdi bu üç mantarı nasıl paylaşacaklar? Gelincik diyor ki, ben pişirdim. Benim bir mantar daha fazla yemem gerekiyor. Ayı diyor ki, ben buldum, benim daha fazla yemem gerekiyor. Şimdi biz burada çocuklara soruyoruz, sizce hangisi haklı ve Evet. nasıl bir paylaşım adil olur? Çocuklar tabii burada çeşitli yanıtlar veriyorlar. Bunun üzerine sonra tekrar hikayeye devam ediyoruz. Yine iddialaşmaya başlıyorlar. Bu sefer diyor ki, ben daha fazla açım. O yüzden ben yemeliyim diyor gelincik. Ayı da diyor ki, ben daha büyüğüm. Benim daha fazla ihtiyacım var, ben yemeliyim. Sonra tekrar onlara bu soruyu soruyoruz. Adil paylaşım nasıl olur? Sizce hangisi haklı? Şimdi tabii bu öykü yoluyla biz aslında burada böylesi bir paylaşımda adil olanın ne olduğunu çocuklarla bulmaya, sorgulamaya başlıyoruz. İşte adil olan ihtiyaca göre mi dağıtım yapmak, yoksa emeğe göre mi, çabaya göre mi dağıtım yapmak gibi. En başında da söylediğim gibi hikaye üzerinden aslında adil olma kavramı üzerinden tartışmaya başlıyoruz. Şimdi bu süreçte genelde sınıfta yaparken böyle bir ısınma çalışmasıyla başlıyoruz. Evet. Bazen ilgili tartışacağımız kavrama yönelik bir beyin fırtınası gerçekleştirebiliyoruz ya da bir oyun oynuyoruz. Ardından kitabımızı okuyup sorularımızı felsefe sorularına evrilecek biçimde çocuklara yöneltiyoruz ve tartışıyoruz birlikte. En sonunda da süreci değerlendiriyoruz. Çoğunlukla tartışma sürecini değerlendiriyoruz. Yani birbirimizi dinledik mi? Görüşlerimizi ifade ettik mi? Katılmaya istekli miydik? Gibi ya da ele aldığımız kavram üzerinden de konuşabileceğimiz bir değerlendirme sürecini işletiyoruz. Tabii ki bu süreçte öğretmenin rolü çok önemli. Evet Yani hocam. hani çember biçiminde oturmanın önemli olduğunu düşünüyoruz. Çünkü bu Herkesin aslında birbirini görebilmesi bir önemli değil mi? örtü. Evet. Aynı zamanda bir hiyerarşinin olmadığını da söylüyor bize. Yani öğretmenin kürsünün arkasında kaldığı ya da öğrencilerin işte sıralandığı bir süreç değil. Öğretmenin aslında rehber olduğu, öğrenciyle birlikte öğrenen olduğunu da anlatan, bunu da ima eden böyle bir çember biçiminde toplanıyoruz ve sorgulama sürecini bu çemberde yürütüyoruz. Ve öğretmenin çoğunlukla yaptığı şey çocukların daha kafa karıştırıcı sorular sormak, yani süreci provoke etmek ve böylece düşünme sürecinin derinleşmesini sağlamak. Yani oradaki problem, oradaki çatışma çocuğu daha fazla düşünmeye yönlendiriyor. Evet. Ve Hocam özür dilerim. Araya yok. gireceğim ama şimdi öğretmen provoke edip sorular soruyor ama şu da bir uygulama olabilir mi? Yani çocukların da soru sormasını beklemek de var değil mi bu yani bu şeyde Tabii ki. uygulamada? Tabii. Tabii ki çocuklar da tartışma içerisinde birbirlerine soru sorabilirler. Yani bu kavramla neyi ne demek istedin? Seni doğru anlayabildim mi gibi. Hatta bunun dışında bazen yani ilerleyen zamanlarda artık çocuklarla felsefe yapma süreci oturduğunda çocuklar tartışılacak soruları kendileri de belirleyebilirler. Yani onlara bir metin verebiliriz. Diyebiliriz ki bu metindeki sizce sorun ne? Biz bu metinde neyi tartışabiliriz? Mesela onlar da tartışılacak soruları önerirler ve biz o öneriler üzerinden tartışırız. Hangi sorular uygun felsefe yapmaya diye oylarız ve seçilen soruyu tartışırız. Dolayısıyla aslında burada çocukların da soru ürettiği bir süreçten bahsediyoruz kesinlikle. Aslında çok değerli bir yaklaşım. Çünkü ama şöyle de bir şey var. Yani öğretmenin de bu eğer yaklaşımı kullanacaksa sınıf içerisinde özellikle o değerlere çok iyi sahip çıkması ve iyi yönetebilmesi lazım. Yani adalet, erdem, adil olmaz önce bahsettiğiniz o tür Evet. değerlere. Yani sınıfında mesela haksızlık yapmaması lazım ki
Sınıfta bu kadar değerleri gelişmiş, düşünme becerisi gelişmiş bir öğrenci grubuyla da eğitim yapmak, en ufak bir haksızlık yaptığınızda herhalde her biri bunu dillendirecektir, değil mi? Evet evet öyle şeyler yaşanıyor Var mı zaten. hocam öyle tecrübelerde? Evet. O yüzden öğretmenlerimizin de bu Yani işte konuda... mesela birine ceza veriliyor. Aslında bir hata yapıyor, tüm sınıfa ceza veriliyor. Evet. Yani neden tüm sınıfa ceza veriliyor? Mesela çocuklar bunu da sorgular hale geliyorlar Çok güzel. ki iyi ki de böyle oluyor. Ama Aslında dediğiniz gibi öğretmenin adil olması çok önemli. Yani bu süreçte. yani ben hocam siz de öğretmenlik yaptınız, ben de öğretmenlik yaptım. Çoğu zaman bir sınıf içerisinde oluşan ya da gerçekleşen bir olumsuz olayı çok rahat unutabiliyoruz. Yani o gün belki geriliyoruz diyelim ki. Ertesi gün unutuyoruz. Ertesi gün sınıfa geldiğimizde hiçbir öğretmen bir öğrenciye şey yapmıyor. O hani dünkü yaşadığı tatsızlıktan dolayı böyle bir kin ya da bir farklı bir art niyet sezmiyor ama şimdi öğrencilerde hani art niyet seziyor anlamında demiyorum da öğrenci bazı şeyleri unutmuyor. Yani yıllar geçiyor üzerinden hocam bazen karşılaşıyoruz işte o öğretmenliğimizin ilk böyle toy yılları diyelim. Yaptığımız belki olumsuz şeylerde bile ya hocam bir gün şöyle bir şey yapmıştınız hatırladınız mı falan diye böyle 10 yıl sonra bana hani bu soruyu soran da var. Diyorum ki ya vallahi hiç hatırlamıyorum diyorum. O yüzden hani öğrenci unutmuyor bunu görüyorum. Yani şimdi kızım bazen anlatıyor işte şöyle olmuştu böyle olmuştu. Aradan bir hafta geçmiş 2 hafta geçmiş hala unutmamış yani. Bu önemli bir şey. Özellikle sınıf içerisindeki o demokratik tutum. Tam da buraya getireceğim. Aslında bugün en fazla ihtiyacımız olan şeylerden bir tanesi de bu değil mi? Yani işte kişinin hakkını savunabilmesi ya da farklı düşüncelere saygı duyabilmesi, olayın farklı boyutlarını, analitik düşünmeyle farklı boyutlarının da olabileceğini bilmek. Belki de bizim en büyük ihtiyacımız herhalde çocuklar için felsefede bunu bir nebze olsun katkı sağlıyordur herhalde buna değil mi hocam? Evet, kesinlikle öyle. Yani özellikle hani eleştirel düşünmeyle de örtüşüyor bu ifade ettikleriniz. Çünkü burada çocuklar hani özgürce düşüncelerini ifade ediyorlar ve öğretmen senin düşüncen yanlış demiyor ve ya da şunu da demiyor. Çok güzel düşündün. Aferin. Yani hani beğendim bu düşünceni. Yani aslında öğretmen de burada tarafsızlığını korumak zorunda. Çünkü o tarafsızlığını korumazsa öğrenci öğretmenin görüşüne doğru yaklaşmaya çalışıyor. Yani zihnimizde bir doğru var ve ona çocukları yöneltmeye çalışıyoruz gibi bir yanlış bir yöne evrilebilir. Dolayısıyla burada öğretmenin tarafsızlığını koruması çok önemli. Bu da tabii çocukların rahatça düşüncelerini ifade etmesi açısından çok kıymetli. Çocuklar birbirlerinin sözlerini dinliyorlar, birbirlerini dinliyorlar. Yani sadece kendi düşüncelerine odaklanmıyorlar. Yani başkasını dinlemek zorunda. Çünkü tartışma devam etmeli. Çünkü tartışma birbirlerinin görüşleri üzerine fikir yürüterek devam ediyor. Dolayısıyla dinleme becerileri de gelişiyor. Ve katılıp katılmadıklarını, birbirlerinin fikirlerini bunu ifade etmek durumundalar. Aynı zamanda düşüncelerinin gerekçelerini de söylemeliler. Yani şöyle bir gerekçe uygun değil. Yani hani, çünkü ben öyle istedim. Çünkü güzel. Çünkü babam öyle söyledi. Çünkü ben öyle gördüm. Yani mesela senin öyle yaşaman, senin onun böyle olduğunu görmen bir deneyimin genelleme yapmamızı sağlar mı? Bizi o noktaya götürür mü? Ya da baban söyledi diye bir otorite söyledi diye söylediğin şeyi bu doğru yapar mı? Tüm bu aslında gerekçeleri ortaya atıyor çocuklar ve o gerekçeler o soruşturma topluluğunun elinde elene elene zayıf olanları eleniyor, güçlü olanları da ön plana çıkıyor. Dolayısıyla bu süreç tam olarak aslında eleştirel düşünmeye davet ediyor bizi diyebilirim. Tam da aslında güzel değindiniz. Hani üst düzey düşünme becerileri dediğimizde genellikle işte onların en önemli bileşenlerinden bir tanesi eleştirel düşünme. Özellikle kanıta dayalı bir şekilde değil mi? Yansıtıcı düşünce Evet. dediğimiz o bizim bir ifadede bulunuyorsa bunun neden doğru neden yanlış olduğunu ifade etmesi, kanıt sunması. Bunlar belki de hani gerçekten bugün için en çok ihtiyaç duyduğumuz becerilerden ki 21. yüzyıl becerileri olarak ifade edilir. 2025 Dünya Forumu'nun işte açıkladığı o beceriler arasında vardır. O yönüyle de ciddi bir aslında katkı sunuyor bu yaklaşım diyorsunuz. Peki eleştirel düşüncede hocam bir şey mi söyleyecektiniz? Ben araya girdim ama. Evet dedim. Ha lütfen. Haklısınız. Aslında yani çok kısa da değinmiştik aslında ama farkındalık
önemli herhalde. Yani şimdi biz çoğu zaman bulunduğumuz ortamda düşünüyoruz ama hani sizin de kitapta ifade ettiğiniz gibi rastgele düşünüyoruz. Yani hiçbir farkındalığımız yok. Acaba bunu daha farklı nasıl yapabilirim? Bugün bu işe nasıl bir katkı sunabilirim? Yani bir gün öncekinden daha farklı ne yapabilirim diye böyle çok düşünmüyoruz. Yani aslında hani ayrıntılı düşünme yok bizde. Bu farkındalığı oluşturmak adına küçük bir tavsiyeniz var mı? Yani işte bizim Mustafa Yavuz hocamız icat çıkaran çocuklar kitabında da özellikle ondan bahsediyor. Yani hani hep böyle başımıza icat çıkarma deriz ama o çocuklar aslında farkındalıklı düşünüyorlar. Bir şeyi daha farklı bir ele alıyorlar. Zaten mesela psikolojik danışmanların ya da psikologların da aslında bizden farklı tarafı bu. Bizim kafamızda çok büyüttüğümüz bir şeyi onların daha farklı bir açıdan bakarak aslında daha böyle basite indirgeyebilmesi. Bu yaklaşımın bu yönüyle faydası nedir? Sesim geliyor mu? Bir ara kopukluk oldu hocam. Şimdi tamam. Şimdi aslında eleştirel düşünme en genel ifadesiyle ölçüt dayanaklı düşünmek demek. Evet. Aynı zamanda hani bağlama duyarlı düşünmek demek. Yani aslında bağlama duyarlı olması demek yani farklı açılardan bakabilmeyi de işaret ediyor. Yani çocuklar için felsefe sayesinde aslında çocuklar olaylara, durumlara farklı açılardan bakabilir hale geliyorlar. Dolayısıyla bu farklı açılardan bakmak onların düşünme becerilerini geliştiriyor, daha derin düşünmelerini sağlıyor aslında. Yani bu otomatik ya da rastgele düşünme dediğimiz şey aslında yaşam içerisinde hani alışkanlık haline getiriyoruz. Birçok şeyi düşünmeden yapıyoruz aslında. Yani üzerine bu şekilde icra ediyoruz. Fakat derinlemesine düşündüğümüz zaman burada bir eleştirel düşünme süreci meydana geliyor. Çocuklar için felsefede de sıkça yaptığımız bir şey bu. Yani bu çocuklarda da bu otomatik düşünceler var. Yani mesela kızlar pembe sever. Evet. Yani bunlar bu mesela bir şey kalıp yargı. Bunun nedenleri üzerine tartışabilirsiniz çocuklarla. Hatta ya yani kendiniz de bunun üzerine düşünebilirsiniz. Çünkü bizim de böyle kalıp yargılarımız var. Yani mesela masallar da kalıp yargılar üzerine düşünmek için bir araç olabilir. Yani neden güzel olan aynı zamanda iyidir? İşte prensesler hep güzeldir ve aynı zamanda iyidir. Neden işte çirkin olanlar aynı zamanda kötüdür? Hatta neden yaşlıdır mesela? Ya da işte iyi olmak demek, fedakar olmak demek mi? Saf olmak demek mi? Çünkü hani şey Pamuk Prenses'e baktığınızda Evet. Saf, iyi niyetlidir vesaire. İyi bu mu demektir? Evet. Yani aslında hem çocuklarla bu kalıp yargılarımızı, zihnimize işlenmiş ama sorgulamadığımız yargılarımızı sorgulamamız mümkün. Aynı şeyi biz yetişkinler olarak kendimiz de yapabiliriz. Tam da bu noktada Yapmalıyız. aslında onu sorayım o zaman. Farklı bir soru gelmişti aklıma ama yetişkinler için felsefe de var mı? Tabii artık şimdi çocuklar için felsefe şuraya doğru yöneldi. Herkes için felsefe. Herkes için Yani felsefe. evet evet yani artık topluluklar için felsefe ifadesi de kullanılıyor. Yani pek çok meslek grubundan pek çok kişi bu anlamda işte iletişim becerilerini geliştirmek için örneğin yani böyle bir şirket çalışanları bile bir soruşturma topluluğunun üyesi olabilirler. Dolayısıyla aslında biz yani çocuklarla nasıl felsefe yapılır bunu anlatırken de yetişkinlerle felsefe yapıyoruz. Dolayısıyla artık herkes için felsefe diyoruz ve yetişkinler de bununla oldukça ilgili. Yani sadece çocuklara yönelik olmaktan da yavaş yavaş çıktı ve herkesi kapsayan bir noktaya geldi. Şöyle bir kere böyle bir şeye katılmıştım. Çemberin içerisine dahil oldum hocam ama hani az önce bahsettik ya çocuklar biraz daha böyle cesaretlice konuşuyor. Ama siz bulunduğunuz ortamda işte sürekli hani böyle sorulara cevap verme isteğindesiniz ama bir yandan da toplumsal baskı hissediyorsunuz. Aslında hani yetişkinler için felsefe derken de aklıma şey geliyor yani. Günümüzde şöyle bakıyoruz işte televizyon programlarına akşamları baktığımızda birbirlerinin sözünü dinlemeyen böyle
konuşmalarını sürekli kesen, dayanağı olmadan atıp tutan o özellikle hani tırnak içerisinde uzman konukları gördükten sonra aslında şöyle bir şey de yapmak lazım belki de. Şu özellikle bu konuda eğitim alan çocukları şöyle bir gün akşam çıkartıp şöyle bir tartıştırmak lazım. Onlardan evet. Bir şeyleri görmek, öğrenmek lazım herhalde. Kesinlikle. Çünkü şimdi yetişkinlerle de felsefe yapıyorum. Çocuklarla da yapıyorum. Gerçekten bir farklılık var arada. Yani yetişkinler görüşlerini değiştirmekten, dönüştürmekten çok korkuyorlar. Ve hani görüşlerine yapılan bir eleştiri, kişiliklerine yapılmış bir eleştiri olarak bazen algılayabiliyorlar. Ama çocuklar bu konuda da o kadar esnek ki. Yani hani başladığımda böyle düşünüyordum tartışmayı ama şimdi böyle düşünüyorum. Bunu özgürce, rahatça söyleyebiliyorlar. Değişmekten korkmuyorlar aslında değil mi? Yani fikirlerin değişmesinden, değişimden korkmuyorlar. Evet. Yani bu aslında gerekli ihtiyaç duyduğumuz bir şey ama biz hani böyle konfor alanımızdan, ezberlerimizden çıkmak istemiyoruz. Halbuki yani hani öğrenme o konfor alanının dışına çıkınca gerçekleşiyor. Evet. Yani Çocuklardan bu anlamda örnek alabiliriz diye düşünüyorum. aslında böyle bir programı yapmak lazım. Gerekirse hani ülkenin her akşam bu tartışan uzmanları var ya, onların tartıştığı bir konudayı onlara tartıştırtmak lazım aslında. Onlar nasıl görüyorlar meseleyi? Güzel bir Çünkü fikir. yani mesela ben önümüzdeki haftalarda gerçi Ramazan giriyor araya ama Ramazan sonrası mesela uzaktan eğitimle ilgili işte o ilkokuldan, ortaokuldan öğrenciler almayı düşünüyorum. Çünkü hep şey yapıyoruz, uzaktan eğitimi konuşurken eğitim boyutuyla, öğretmen boyutuyla konuşuyoruz ama öğrenci boyutuyla bir de dinlemek lazım onları aslında. Neler yaşıyorlar, onların dünyasında neler oluyor? Olaylara biraz çocukça bakmak, onların gözünden bakmak önemli diye düşünüyorum. Değerli hocam, bir ara vereceğiz. Aranın ardından özellikle size soracağım sorular var. Çok sayıda da bu eğitimi almak isteyen kişiler nasıl bir yola başvurmalı? Ve özellikle sizin PGM Yayın Evi'nden çıkan kitabınız var. O kitapla da ilgili konuşacağız. Ve özellikle sınıf içerisinde bu eğitimi yapan, bu yaklaşımla eğitim yapan öğretmenler gelişimi nasıl görebilirler? Bunu nasıl ölçebilirler? Bunu nasıl fark edebilirler? Bunları konuşacağız. Efendim kısa bir aranın ardından konuğumuzla çocuklar için felsefeyi konuşmaya devam edeceğiz. Efendim reklamların ardından 3. bölümle karşınızdayız. Çocuklar için felsefe dedik efendim bugün. Değerli bir konuğumuz var. Hacettepe Üniversitesi Sınıf Eğitim Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Sayın Nihan Akkacaoğlu Çayır bugün konuğumuz. Kendisiyle özellikle sınıf içi uygulamalarıyla çocuklar için felsefe dedik 2. bölümde ve ilk bölümde özellikle çocuklar için felsefenin bir çerçevesini çizmiştik. Şimdi değerli hocam size bu bölümde özellikle birkaç sorum daha var. Siz eğitim fakültesinde drama dersleri de veriyorsunuz, düşünme eğitimi dersleri de veriyorsunuz, eğitim felsefesi de veriyorsunuz. Dramayla herhalde daha mı kolay veriliyor bu çocuklar için felsefe? Mesela siz verdiğiniz bu drama derslerinde çocuklar için felsefeyi de kullanıyor musunuz? Buna ilişkin örnekler yapıyoruz tabii. Daha ziyade çocuklar için felsefe dersinde yapıyoruz. Çocuklar için felsefeye yönelik de bir seçmeli dersimiz var üniversitede. Burada genellikle böyle doğaçlamalar, canlandırmalar üzerinden çocuklarla felsefe öğrencilerle felsefe yapmaya yöneliyoruz. Yani doğaçlama üzerinden ortaya konulan sorunlarla, yani tıpkı bir metni ele alır gibi doğaçlamaları da ele alıyoruz ve üzerinden tartışmaya başlıyoruz. Yani doğaçlamaları da bir bağlam olarak, bir metin gibi ya da bir günlük yaşam olayı gibi kullanıyoruz ve üzerine tartışma sürecimizi inşa edebiliyoruz diyebilirim. Yani tabii ki daha çok derin ikisinin ilişkisi. Evet. O da belki başka bir programın konusu olur. Başlığı olabilir. Tamam, bir drama programı da yapabiliriz belki. Evet. Hocam, şöyle bir söz var yani ölçemediğiniz şeyi yönetemezsiniz, değerlendiremediğiniz şeyi yönetemezsiniz. Bu anlamda çocuklar için felsefe yaklaşımında çocukların edindiği becerileri hem öğrenci boyutuyla ya da öğretmenin
sınıf içerisinde evet bugün bir çocuklar için felsefe ile ilgili bir etkinlik yaptım ama acaba ne kadar iyi yaptım diye sorgulayacağı hem kendini hem de öğrencilerdeki gelişimi görmek adına nasıl bir ölçme değerlendirme yapabilir bu anlamda, bunu nasıl görebilir? Bu çok önemli bir konu. Tabii çocuklar için felsefe çok popüler oldu. Hani felsefeciler tarafından da yapılıyor elbette tabii ki. Fakat bu ölçme değerlendirme süreci ihmal edilen bir boyut olarak kalıyor. Eğitimciler biraz daha bu konuda farkındalık sahibi. Ölçme değerlendirme süreci hem çocuktaki gelişimi görmemiz hem de kendimizdeki gelişimi görmemiz açısından da çok kıymetli. O yüzden mutlaka farklı araçlarla süreci değerlendirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Hem hani dönemlik değerlendirmeler olur, bunlar belli aylık, haftalık değerlendirmeler olur. Hem de hemen hemen tüm sorgulama süreçlerinin bitiminde bir değerlendirme sürecinin var olması gerektiğini düşünüyorum. Mesela çocuklar için hani ölçekler kullanabiliriz. Eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, bunlara yönelik ölçme araçları var. Bunlardan yararlanabiliriz. Bunun dışında tabii ki başka yollardan da bilgi alabiliriz. En belki de bize bilgi sağlayacak şey çocukların tartışmalarını gözlemlemek. Yani tartışma sürecinde ifade ettiklerini, katılımlarını not almak. Eğer mümkünse ses kaydıyla ya da video kaydıyla bunları sonrasından izlemek üzere kaydetmek çok anlamlı olur. Yani böylece çocukların aslında tartışma sürecinde o tartışma becerilerini nasıl değiştiğini de bu vesileyle gözlemlemiş olur öğretmen. Aynı zamanda kendisinin de nasıl tartışma yürüttüğünü de gözlemler. Doğru soruları sordum mu, felsefe yapabildik mi, derinleştirebildim mi, herkese adil davranabildim mi, herkesi sürece katmak için cesaretlendirdim mi? Tüm bu soruları kendine de sorabilir. Dolayısıyla bir öz değerlendirme süreci de öğretmenin yapması gerekiyor diye düşünüyorum. Burada aynı tabii zaman şey de önemli değil mi hocam? O özellikle hani kayıt altına alma meselesinde mesela sınıfta sessiz kalan öğrencileri tespit etmek ya da işte gerekçelerini sunmayan öğrencileri tespit etmek bu anlamda o kayıtlarda farklı bir şey katkı sağlayabilir. Yani çünkü her öğrenci için bir çözüm bulmanız gerekecek. Nasıl cesaretlendirebilirim onu daha fazla gibi. Evet. Dolayısıyla bu öğrencileri tespit etmek için de bu kayıtlar, tuttuğunuz notlar oldukça önemli. Öğretmenin öz değerlendirme yapması da çok önemli ve tartışma grubunun kendini değerlendirmesi de. Yani biz iyi tartışabildik mi? Yani derinleşebildik mi? Farklı açıdan baktık mı? Birbirimize saygı duyduk mu? Tüm bu soruları soruşturma topluluğu kendine de sormalı diye düşünüyorum. Böyle size ilginç bir şey geldi mi hocam? Hikaye var mı böyle hani velilerden ya da bunu eğitimini verdiğiniz öğretmenlerden böyle hani geri dönütler nasıl? Böyle ilginç hikayesi olan bir durum var mı? Bir olay var mı hiç şu an aklınıza gelen? Yani bu şey sözcüğü böyle bizde de bir slogan oldu. Beynim yandı öğretmenim sözcüğü ifadesi. Evet. Çünkü çocuklar gerçekten şimdi düşünüyorlar, işin içinden çıkamıyorlar. Çünkü bir şey düşünüyorsun ama farklı bir görüş geliyor. Ya o da doğru diyorsun ve tekrar düşünceni gözden geçiriyorsun ve Evet. bu süreç o kadar yorucu oluyor ki çocuklar artık beynim yandı öğretmenim diyor. Bu bir slogan haline geldi neredeyse. Biz öğrencilerimle bunu çok sıklıkla konuşuyoruz. Bu ifadeyi söylediklerini söylüyorlar, kullandıklarını söylüyorlar. Evet. Peki hocam, zaman zaman ben de işte çocuklar için felsefe eğitimlerine katılmak istedim. İşte İstanbul'da bu eğitimler vardı. İşte siz Ankara'dasınız, Ankara'da eğitimler var. Şu an mesela uzaktan eğitimle bu eğitimi almak mümkün mü? Ya da siz bu eğitimi veriyor musunuz? Bu eğitimi alacak kişiler nelere dikkat etsinler bu eğitimleri tercih ederlerken? Çünkü hani birkaç alternatifli eğitimler var. Neler söylersiniz bu konuda? Onu da sizden dinleyebilir miyiz? Tabii bu eğitimi veren kişinin özgeçmişine bakmak gerekiyor. Yani çünkü gerçekten çok fazla eğitim var piyasada. Bu anlamda biraz araştırma yapmak gerekiyor ve eğitimlerin içeriğine bakmak gerekiyor. Mutlaka bu eğitimin uzun soluklu olması tercih edilmeli.
ve aynı zamanda uygulama imkanı vermeli size. Yani sadece bilgi verilen bir süreç olmamalı. Siz orada bir kolaylaştırıcı olarak, rehber olarak bir tartışmayı yürütmelisiniz. Yani o anlamda içeriğine dikkat etmesi gerekiyor diye düşünüyorum herkesin. Bu eğitimlerde özellikle dediğiniz gibi, çünkü şunu da gördüm ben, işte sizden eğitimi alıyor, sınıfında bir iki uyguluyor, artık ben de verebilirim bu eğitimi deyip, bizde çok vardır böyle, hani merdiven altı diye tabir ettiğimiz bir işi az bir şey öğrenince. Yazık ki yani hani o yaptıkları şey felsefe olmuyor aslında. Evet. Yani dolayısıyla yani felsefeyi de biraz tanımak lazım. Belki hani buradan oraya geçeriz. Yani öğretmenin felsefeyle de biraz tanışık olması gerekiyor. Yani felsefeyle ilgili okumalar yapması çok yerinde olur. Tamam, bir felsefe tarihini yalayıp yutmasından bahsetmiyoruz ama bir felsefe sorusu nedir? Felsefe nedir? Bunlara yönelik bir farkındalığı olması gerekiyor. Dolayısıyla bu da sadece eğitim değil, öğretmenin kendi çabaları da önemli. Yani felsefeyi hayatına alma, felsefeyi günlük yaşamıyla ilişkilendirme çabası da önemli. Kendi de felsefe yapmalı. Yani kendi yapamadığı bir şeyi çocukların yapmasını da sağlayamaz. Bekleyemeyiz değil Dolayısıyla mi? evet, hem günlük yaşamında hem edebiyat eserlerinde hem de çocuk edebiyatında, çocuk kitaplarında felsefeyi görmeli, fark etmeli ve bunun üzerine düşünmeli bence. Aslında çocuk edebiyatı böyle gerçekten keşfedilmeyi bekleyen bir tarafı var. İşte sizin özellikle çocuk edebiyatı üzerinden işte bu felsefe yaklaşımını hani öneriyorsunuz. İşte yine Burcu Durmaz hocamız da bizim matematik eğitim alanında işte çocuk edebiyatı üzerinden çalışmalar yapıyor. Biraz bu noktalara değinmek herhalde elzem. Tam da bu noktada aslında size şey soracağım. Yani kitabınız var. Bunu da sevgili yönetmenimden özellikle rica edeyim, bir ekrana yansıtsın. Ben bu kitabı aldım, okuyacağım. Bu kitabı nasıl okumalıyım? Kitapta çok yararlı bilgiler var. Bunun yanı sıra arkada da özellikle son bölümlerde örnekleri var. Bu kitabı okuyacak kişi nasıl okumalı hocam? Sizden şöyle bir kısaca kitap hakkında da bir yorum alalım. Tabii ki temel bilgilere yer verdim. Yani hani, çok böyle derin bilgiler değil de daha ziyade rehber olacak, ipucu olacak bilgilere yer verdim. Dolayısıyla yani çocuklar için felsefe alanında hani tabii ki pek çok alanda olduğu gibi bilgi kirliliği var. Bu bilgi kirliliği açısından bu temel bilgileri bakmaları, okumaları anlamlı olur. Düşünme alıştırmaları var her bölümün sonunda. Bu düşünme alıştırmalarını yani bakıp okuyup geçmemelerini, bu sorular üzerine durmalarını tavsiye edebilirim. Her bölümün sonunda bizi düşündürecek, öz eleştiri, kendimize karşı eleştiri yapmamızı da sağlayacak sorular mevcut. Sonrasında hani tartışma tekniklerini kullanabilir. İçerisinde pek çok tartışma tekniği var. Ve derslerinde orada belirtilen planlardan yararlanabilir öğretmenler ve bu deneyimlerini not alabilirler, kendilerini değerlendirebilirler, ne kadar etkili yürüttüm bu tartışma sürecini diye. Ama tabii ki esasen belli bir süre sonra bu kitaptan bağımsızlaşmalarını da, kendi planlarını üretmelerini, kendi felsefe sorularını hazırlayarak uygun uyarıcıyla, öğrenciyle felsefe yapmalarını temenni ederim. Ve tabii ki deneyimlerini benimle de paylaşmaları güzel olur. Güzel olur değil mi? Kesinlikle. Bu arada çok sayıda öğretmenimizden mesaj var. Çok teşekkür ediyorlar bu faydalı bilgiler için. Özellikle bu yani bu çocuk edebiyatı ile ilgili tavsiye edebileceğiniz kaynaklar var mı? Ya da işte sınıf içerisinde uygulayabileceğimiz başka kaynaklar da var mı diye sorular geliyor hocam. O konuda tavsiyeleriniz var mı? Çok güzel çocuk kitapları var. Çeviri çocuk kitapları. İşte Kobi Yamada mesela önemli bir isim. Arnold Lobel, Peter Reynolds. Bu yazarların kitapları üzerine felsefe yapılmaya oldukça uygun kitaplar. Tabii son zamanlarda çeviri kitapları çok nitelikli kitaplar çevriliyor. Gerçekten hani önerecek çokça da kitap var. Evet. Şimdilik bunlar aklıma gelenler. Eyvallah. Hocam çok teşekkür ederim. Gerçekten hani benim uzun süredir hani düşündüğüm üzerine hani
Nihan Hocam alayım diye böyle düşündüğüm bir programdı. Gerçekten belki uzaktan eğitiminde bana en büyük katkısı bu oldu. Özellikle mesela sizi Konya'ya getirtmek, bir gün ağırlamak da isteriz Konya'da. Stüdyomuzda ağırlamak isteriz ama uzaktan bağlantıyla da olsa programımızda bugün çocuklar için felsefeyi konuştuk. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim bu konuya olan ilginiz için. Lütfen. Yani bu konu gerçekten hani program içerisinde de siz de vurguladınız ya, düşünebilen, eleştirebilen, özellikle düşünce konusunda kendini geliştirebilen bireyler yetiştirmek için bu felsefe yaklaşımının, çocuklar için felsefenin hem öğretmenler tarafından herhalde hem de ebeveynler tarafından bir şekilde çocuklara illaki böyle formal anlamda değil ama bilgi sahibi olunması ve çocuklarla bu yaklaşımı bir uygulamak, üzerinde bir görmek en azından. Anne babaların da değil mi? Son olarak ben de tam da oraya getireceğim aslında. Hep böyle öğretmen konuştuk, şey konuştuk ama anne babalar için de bir tavsiyeniz varsa onu da alalım. Daha sonra programı bitirelim hocam. Evet, yani çocuklar çok meraklı ve çokça sorular soruyorlar. Onların bu heveslerini kırmamalarını tavsiye edebilirim. Yani ve bir kitap okurken birlikte okumayı o kitabı ve o kitap üzerinden sorular sormayı, birlikte bir sorgulama sürecine girmelerinin çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda onlar da felsefeye ilgi duyabilir. Kendi okudukları edebi metinleri felsefeyle ilişkilendirebilirler. Bu tabii ki çocuklara olan yaklaşımı ve soru sorma becerilerini de geliştirecek. Temel olarak bunları söyleyebilirim. Çok teşekkür ediyoruz kıymetli hocam. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. İnşallah pandemi sonrası, salgın sonrası sizi stüdyomuzda tekrar ağırlamak isteriz. Memnuniyetle hocam. Çok Çok sağ sağ olun. Olun. Kendinize çok Görüşmek iyi bakın üzere, efendim. siz Görüşmek de. üzere. Sağ olun. Efendim, Nihan Akkacıoğlu Çayır, Hacettepe Üniversitesi Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doktor Nihan Akkacıoğlu Çayır'ı bugün stüdyomuzu ağırladık demek isterdi ama uzaktan da olsa bağlantıyla kendisinden çocuklar için felsefe konusundaki görüşlerini, ki uzmanlık alanı, ilk ağızdan doğru bilgilerle sizlere aktarmaya çalıştık. Gerçekten düşünebilen bireyler yetiştirmek, özellikle 21. yüzyılda eleştirebilen, kendisini ifade edebilen, duygularının farkında, cesaretli, merak edebilen, hala şaşkınlığını ya da şaşırmayı hani kaybetmemiş bireyler yetiştirmek için çocuklar için felsefe diyoruz efendim. Bizden bu haftalık bu kadar. Haftaya değişik konu başlıklarıyla karşınızda olmak üzere. Mutlu akşamlar diliyorum efendim.